Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Evet, Merkez Bankası kararı açıklandı ve Merkez Bankası kararını müteakip olarak da dolarda son derece ciddi bir atak, borsada ise önemli satışlara maruz kalındı. Arkadaşlar, bugünkü Merkez Bankası kararını tek bir cümleyle ifade edebilmek mümkün. Zira Merkez Bankası karar metninde ek parasal sıkılaştırma ifadesini kaldırdı ve bu ifadeye yer vermemesi, geçtiğimiz toplantıda böyle bir ifadesinin bulunmasına rağmen bu toplantıdaki karar metninde bu ifadeyi çıkarmış olması tamamıyla güvercin bir tutum olarak algılandı. Zira Merkez Bankası'nın sıkılaştırma ifadesini kaldırıyor olması, daha önceki metinde ise yer vermiş olduğu ek tedbirlerin alınabileceği sıkılaştırma yolunda ek tedbirlerin alınabileceği ifadesini kaldırmış olması tamamen şu şekilde algılandı. Sanki şu ana kadar Merkez Bankası'nın almış olduğu tedbirler çok bir işe yaramışçasına bu tedbirler devam edecek ancak ek tedbir almaya gerek yok şeklinde bir algı yarattı. Ve tabii ki arkadaşlar bu algının temelinde yatan psikoloji ise Merkez Bankası'nın piyasalarda oluşan özellikle dolar-TL kurunda yaşanmakta olan tabloya daha doğrusu bir anlamda duyarsız kaldığı şeklinde yorumlar beraberinde geldi. Elbette ki bu yorumlar bir de faiz indirimi beklentisini daha kısa bir süre içerisinde olabileceği, hatta Fitch'in geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir açıklamada 400 puana kadar bir faiz indiriminin söz konusu olabileceği ifadesini güçlendirmiş oldu. Arkadaşlar Merkez Bankası ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini gördüğünü ifade etti. Yani son gelen ekonomik veriler ekonomimizin iyileşmekte olduğu şeklinde yorumlanmakta olduğunu ifade ediyor. Enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme olduğuna vurgu yapıyor. Ancak gıda fiyatları ve ithal girdilerdeki maliyet faktörünün enflasyon üzerinde hala bir risk oluşturduğunu ifade etmekte. Her nasıl oluyorsa dolar kurundaki bu denli ekstra yükselişlerin olduğu bir ortamda enflasyondaki iyileşme beklentilerinin devam ediyor olması, bir Merkez Bankası açıklaması olarak yapılabiliyor olması da gerçekten kafa karıştıran bir unsur durumunda. Sevgili arkadaşlar, ihtiyaç duyulması halinde ek parasal sıkılaştırma yapılabilecektir ifadesinin bu metinde yer almaması üzerine özellikle yabancı uzmanlar da bu konuya çok ciddi şekilde dikkat etmiş durumdalar. Zira yabancı uzmanlar içerisinde Brown Brothers Harriman isimli uluslararası bir şirketin döviz stratejistisi Win Tien isimli kişi diyor ki para politikasındaki sıkı duruştan sapma olarak yorumlamakla birlikte bu durumu adeta alay edercesine Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdaki bir ülkenin hiçbir aklı başında Merkez Bankası böylesi bir durumda güvercin tutum almamalıydı ifadesini kullanıyor. Yine sık sık Türkiye ve Türkiye piyasaları hakkında analiz ve yorumlarına tanık olduğumuz Rabobank isimli bankanın yetkilileri ise özellikle dolar-TL'nin ciddi şekilde bir desteğe ihtiyacı olduğu, daha doğrusu TL'nin ciddi şekilde bir desteğe ihtiyacının olduğu bir ortamda Merkez Bankası tarafından bu yapılan açıklamanın son derece duyarsız bir açıklama olduğunu ifade ediyor. Arkadaşlar bunlar tabii ki yabancı kurumların Merkez Bankamız tarafından alınan bu karara ne ölçüde tepkiyle yaklaştıkları veya ne ölçüde yerinde bulmadıklarını ifade eden bir tablodur. Zira ben de başlığımda Merkez Bankası'nın bu faiz kararını bir anlamda ateşe benzin dökmek gibi yorumlamak durumunda kaldım. Merkez Bankası'nın bugün herhangi bir faiz indirimi veya artışı yapması beklenmiyordu. Ama karar öncesinde sizlere aktarmış olduğum bir analizde, saat 14 öncesinde aktarmış olduğum analizimde karardan ziyade Merkez Bankası'nın hangi söylemlerde bulunacağı ve olaya bakış açısının çok çok daha önemli olacağını ifade etmiştim. Ama açıkçası hatta sıkılaştırma hususunda, parasal sıkılaştırma hususuna yapacağı vurguların aslında belirleyici rol oynayabileceğini ifade etmiştim. Fakat Merkez Bankası'nın bu kadar enteresan bir açıklama ile içinde bulunduğumuz ekonomik tabloyu ve dolar-TL'deki ciddi yükseliş eğilimini bir anlamda hiçe sayarcasına, görmezden gelircesine böyle bir ifade kullanmasını açıkçası ben de beklemiyordum. En fazla 5.92-93
seviyesine kadar bir dalgalanma olur ama oradan tekrar 5.85-90 bandına geri dönüş olabilir şeklinde umut ediyordum, bekliyordum. Fakat gerçekten bu beklenmedik açıklama tabloyu önemli ölçüde veya ateşi daha da bir harlandırma sebebi olarak kabul edildi. Sevgili arkadaşlar, bir de akla takılan şu husus var ki Merkez Bankası'nın açıklamalarında az önce de ifade ettiğim gibi bir kez daha tekrar etmiş olacağım ama eksiklaştırmalar ifadesi çıkarılıyor ve sıkı duruş devam edecektir ifadesi kullanılıyor. Akla şu geliyor, yani sıkı duruş devam edecektir ve eksiklaştırmalara gerek yok şeklinde bir anlam mı çıkarılması lazım buradan veya yabancılara bir mesaj mı verilmek istendi? Yani geçtiğimiz dönemlerde swap olayıyla ilgili olarak atılan bir takım adımlar, bu anlamda alınan ekstra tedbirler yabancının ciddi anlamda ürkmesine, çekinmesine ve güven sarsıcı bir tablo yaratmasına sebebiyet vermişti. Acaba bu hususa bir atıfta bulunulmak suretiyle eksiklaştırma ifadesi bu nedenle mi çıkarıldı diye düşünmeden de edemiyorum. Evet arkadaşlar, sonuç itibariyle Merkez Bankası kararını verdi, durum ortada. Ve bir diğer önemli husus ise olaydaki gerginliği, hatta bu kararı beklerken bile doların, dolar TL'nin 5.90 yakınlarında bu kararı bekliyor olmasından da anlayacağımız bir başka durum daha vardı. Zira Merkez Bankası karar öncesinde özellikle son günlerde son derece önemli bir polemik konusu haline gelen Merkez Bankası'nın gerçek rezervlerinin ne olduğu, net muhasebe mi yoksa brüt rezervler mi, hangi kriterin dikkate alınmak kaydıyla rezervlerin hesaplanması gerektiği hususunda bir tartışma yaşanmaktaydı. Merkez Bankası bu konuda şeffaf ve net bir açıklamada bulunmamıştı. Biliyorsunuz Financial Times'ın bir iddiası vardı ve bu iddiaya biz resmi bir şekilde yanıt veremedik henüz. Ve bu konuda Merkez Bankası açıklamalarını bir hafta sonra 30 Nisan tarihinde enflasyon raporunun açıklandığı toplantıda bu hususa cevap vereceğini ifade etmiş olması, bu toplantıda bu konuya yönelik açıklamalar yapmayacağını ifade etmiş olması da gerginliğin artmasında önemli bir etken oluştu. Zira böylesine önemli ve ciddi bir konunun bu kafalarda, özellikle yabancıların kafasında son derece ciddi soru işaretleri yaratan bir konunun derhal şeffaf ve net bir şekilde açıklanması ve onların iddialarının yalanlanması yerine bu konuya yönelik açıklamanın bir hafta sonraya bırakılmış olması da bir başka tedirginlik sebebi olarak görüldü. Evet arkadaşlar, şu anki piyasaların genel durumunu görmektesiniz. Dünya piyasalarında da dolar endeksi 98 seviyesine dayanmış durumda. Euro dolar paritesine baktığımız zaman doların euro karşısında değer kaybını, Japon yeni karşısındaki değer kaybını görüyoruz ama şu anda açıkçası tamamıyla kendi gündemimiz ile alakalı durumdayız. Dünyadaki iyimser faktörler bizi hiçbir şekilde etkilemiyor ve biz bugün doların 5.98 seviyesine kadar yükselmiş olduğuna tanık olduk. 5.98.08 ile en yüksek seviye görüldükten sonra şu an 5.94-5.93 aralığında bir hareketten bir tablo seyir hakim görülüyor. Arkadaşlar, analizlerimizde biliyorsunuz ki yeni bir kanalın oluşabilme ihtimalinden bahsediyorduk. Beyaz ve sarı kanalımızın sınırlamış olduğu 5.75-5.90 arasındaki yukarı eğilimin devam ettiğini, direnç noktasına yakın olduğumuzu, sarı çizgimize yakın bir seyir içerisinde olduğumuzu, dün de bu direnç noktasının 5.90'a oldukça yaklaşmak suretiyle 5.89 seviyelerine kadar ulaşılmakla test edildiğini ve zira bugün de bu seviyenin artık zorlanma ihtimaliyle karşı karşıya bulunduğumuzu ifade ediyorduk sürekli. Zira arkadaşlar, şu anda görmekte olduğunuz gibi bu kanalımız 5.90-23 seviyesine ulaşmış durumda ve 5.90-23 seviyesi olarak tanımlamış olduğumuz direncin oldukça üzerine çıkmış durumdayız. 5.98 seviyesine ulaşıldı ve şu an için artık bugün itibariyle veya içinde bulunduğumuz son bir günler itibariyle 5.90 seviyesi destek olacak mı olmayacak mı sorusuyla karşı karşıya bulunmaktayız. Yani arkadaşlar, bu aşamadan sonra takip etmemiz gereken destek noktamız 5.90 seviyesi. Net rakam vermek gerekirse bugün için 5.90-23 bu yükselen trend içerisinde olduğumuz için her gün biraz daha yükseliş eğilimi gösterecektir. Direnç noktası olarak ise takip etmemiz gereken sarı kesik çizgilerimizin tanımlamış olduğu 6.01.50 veya yuvarlak olarak 6.02 seviyesi diyebiliriz. Yani arkadaşlar, 5.90 ile 6.02 aralığındaki bir kanal içerisinde bulunuyoruz. Ancak psikolojik bir bölge itibariyle
5.90 ile 5.95 arasında bir direnç bölgemiz vardı. Özellikle 5.94 seviyesini haftalık pivot seviyeleri olarak önemsiyorduk. Ama şu anda artık 5.95-6 bandı şeklinde yeni bir aralık oluşmuş durumda. Zira karar sonrasında Twitter adresimden de yapmış olduğum anlık bildirimlerle 5.95-6 aralığındaki direnç bölgesinin daha güçlü ve zorlu bir direnç bölgesi olduğunu ve buradan bu bölgeden tekrar 5.90-5.95 aralığına ve hatta 5.88-5.90 bölgesine kadar bir düzeltme isteğinin oluşabileceğini, böyle bir ihtimalin veya dolarda yükseliş bekleyenler adına böyle bir riskin olabileceğini ifade etmiştim gün içerisinde. Arkadaşlar şu an itibariyle özellikle haftalık pivot kriterlerimize baktığımız zaman ne konumda olduğumuzu bir kez daha algılamaya çalışalım isterseniz. Bu haftaya başlarken değerli arkadaşlar 5.79.50 üzerinde kalınması durumunda 5.88 seviyesinin birinci pivot direncimiz olduğunu, bu seviyenin açılması durumunda 5.94 ve 5.94'ün de açılması durumunda 6.03 seviyesine kadar devam edebilecek bir yükseliş olasılığının gündemde olabileceğini ifade etmiştim. Zira arkadaşlar şu anda 5.94'ün üzerine çıkılmış durumdayız. Ancak 5.94 seviyesi henüz net olarak bir destek konumuna gelmiş durumda değil. Bugünkü kapanışımız 5.94 üzerinde mi olacak? Yoksa 5.93-5.94 aralığında mı olacak bilmiyoruz. Fakat net olarak bilinmesi gereken husus şudur ki 5.94 seviyesi bu haftanın içinde bulunduğumuz ve yarın son gününü yaşayacağımız haftanın ikinci pivot direnci olarak yakından izlenmesi gereken bir seviyedir. Olası geri dönüşlerde ise 5.88-5.90 aralığı yakından izlenmesi gereken destek noktaları konumunda. Yarın haftanın son günü olması nedeniyle yeni hafta için arkadaşlar pivot değerlerini verebilirim. Önümüzdeki hafta için pivot değerleri, lütfen bu değerleri bir yere not ediniz. Bunlar milimetrik değerler değildir. Yarınki haftalık kapanış sonrasında daha net rakamlar vereceğim ama %90 oranında önümüzdeki haftanın pivot verileri de şekillenmiş durumda. Pivot sistem diyor ki arkadaşlar önümüzdeki hafta için 5.91 civarları net olarak bir destek konumunda, pivot desteği konumunda. Şayet bu seviye üzerinde kalınmaya devam edilirse 6.02, buranın da aşılması durumunda 6.08 ve buranın da aşılması durumunda 6.20'ye kadar devam edebilecek. 6.20 seviyesine kadar devam edebilecek bir hareketlenmenin mümkün olabileceğini ifade ediyor. Arkadaşlar bir kez daha ifade etmem gerekirse pivot sistem bir enstrümanın denge noktasını belirler ve onun üzerinde olunduğu sürece nereye kadar yükseliş olasılığının yüksek olduğunu, hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiğini ifade eder. O halde 5.91.50'nin üzerindeysek yönün yukarı olma ihtimalini daha yüksek bir olasılık olarak göreceğiz ve hangi noktalara dikkat etmek gerekir sorumuza ise ilk etapta 6.02, buranın aşılması durumunda ve destek haline gelmesi durumunda 6.08-6.09 ve sonrasında ise bir sonraki viraj olarak 6.20 seviyesi önemli bir direnç noktası olarak görülüyor. 5.91 aşağısındaki seyirde ise 5.85 ve sonrasında 5.74 seviyeleri önemli hafta içerisinde dikkat edilmesi gereken, bakınız günlük değil hafta genelinde dikkat edilmesi gereken destek noktaları konumunda bulunuyor. Arkadaşlar yarın için ne olabilir sorumuza cevap olarak şu an itibariyle 5.90 seviyesini artık 5.93 seviyesini artık bir destek olarak izlemek durumundayız. Bu seviye üzerinde kalmaya devam etmek ve özellikle 5.94 üzerinde bir kapanış görecek olursak gece 24 itibariyle yukarı eğilimin 6 seviyesini zorlamak istek ve niyetiyle devam edebileceğini ve 6.02'ye kadar ilk etapta devam etme, daha doğrusu 6.01.50 seviyesine kadar devam etme olasılığının hala gündemde, hala mevcut olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak arkadaşlar bir kere daha ifade etmem gerekiyor ki ani hareketliliklerde, haber etkisiyle oluşan fiyatlamalarda her an geri dönüşler olabilir. Bu geri dönüşler kimi zaman sert hareketlerle söz konusu olabilir. Bugün akşam üzeri saatlerinde 5.98'ler yakınlarındayken bir anda 5.93'lere doğru önemli bir geri çekilme yaşandı ve bu seviyelerden 6 seviyesi de aşılacak niyetiyle kısa vade için işlem yapmakta olan ve bu nedenle alım yapmış olanlar eminim ki önemli bir pişmanlık duymuşlardır. İşte bu tarz pişmanlıklara maruz kalmamak için bir dengelenme sürecini beklemekte yarar olduğu kanaatindeyim. 5.90 seviyesi net bir destek haline gelecek mi?
gelmeyecek mi? Bu sorumuzun yanıtı 5.90 üzerinde en az 2-3 kapanış görerek anlaşılabilir. Eğer ki 5.94 üzerinde net 2 kapanış görebiliyorsak işte bu durumda 6 seviyesinin üzerine çıkılma, 6.02, 6.08 ve hatta 6.20 gibi seviyelere doğru bir hareketlenmenin kısa vadede mümkün olabileceğini düşünebiliriz. Ancak ön koşul nedir? 5.94 üzerinde bir dengelenme olması, ama daha da ana ön koşulumuz 5.90 seviyesinin aşağısının görülmemesi, artık bu seviyenin çok ciddi ve net bir destek haline gelebilmesidir. Değerli dostlar, henüz piyasalar kapanmadı ama son anlık veriler itibariyle ben sizlere yarın için dikkat edilmesi gereken pivot seviyelerini de vereyim. Günlük pivot seviyeleri itibariyle 5.93 seviyesi arkadaşlar yarın için haftanın son günü itibariyle günlük pivot seviyemiz olarak dikkate alınması gerekiyor. 5.99 seviyesini birinci pivot direncimiz olarak hesaplamış durumda. Bir sonraki direnci 6.04, sonraki direnci ise 6.10 olarak hesaplıyor. Değerli arkadaşlar, bu seviyeler bugün yaşanmış olan çok hızlı dalgalanmalar nedeniyle bant aralıkları biraz açık gibi görülebilir. Yani 5.99 ile 6.04 veya 6.010 aralığındaki mesafenin biraz fazla olduğu gibi görülebilir. Bu son derece normaldir. Dalgalı piyasalarda fiyat hareketleri çok hızlı oluşabildiği için bu nedenle böylesi bir makas aralığı açılmış durumda. Fakat bu demek değildir ki illaki 6.10 seviyesi görülecektir. Önemli olan arkadaşlar, pivot seviyesinin üzerinde, yani 5.93'ün üzerinde kalıyor muyuz, kalmıyor muyuz? Eğer bu seviye üzerinde kalınmaya devam ediliyorsa bu dalgalı ve sert hareketlerin olduğu ortamda 6 seviyesinin genel manada her an test edilebilme potansiyelini taşıdığını bilmekte yarar bulunuyor veya konuyu bu şekilde değerlendirmekte yarar bulunuyor. Evet sevgili arkadaşlar, dolar TL ile ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Bir de Viyop dolar cephesine bakalım isterseniz. Orada da tabii ki doğal olarak son derece önemli hareketlenmeler yaşandı. Viyop dolar da arkadaşlar Nisan vade itibariyle 5.93 seviyesi pivot seviyesi olarak görülüyor. 5.93.93 ile kapanış gerçekleşti. Yarın için dikkat edilmesi gereken ilk desteğimiz 5.99. Bu 5.93 seviyesinin üzerinde kalınmak şartıyla 5.99 seviyesi birinci pivot direncimiz. 6.04 seviyesi ise 6.03.42 seviyesi ise ikinci pivot direncimiz olurken son pivot direncimiz, son dikkat etmemiz gereken rakam ise 6.09 olarak gözlenmekte. Mayıs vadeye bakalım arkadaşlar. Viyop dolar da artık son günleri yaşamaktayız. Son 2-3 işlem günü kaldı. Mayıs vade itibariyle değerli dostlar 6.07 ile kapanış gerçekleşmiş. Evet, pivot seviyemiz 6.06 olduğu için ve buranın üzerinde bir kapanış söz konusu olması nedeniyle yukarı eğilimin devam edebileceği çıkarımında bulunabiliyoruz. 6.06 üzerinde kalınmak şartıyla 6.11 seviyesi, buranın da aşılması durumunda 6.15 ve sonraki direnç olarak da 6.20 seviyesini Mayıs vade Viyop dolar kontratları adına söyleyebiliyoruz. 6.06'nın aşağısındaki bir seyrin oluşması ve bu seviyenin direnç olarak algılanması durumunda ise 6.02 seviyesi ilk destek olarak takip edilmeli ve izlenmeli görülüyor. Sevgili arkadaşlar, evet, Merkez Bankası kararının yorumu ve dolar TL ve dolar Viyop kontratları ile ilgili olarak yapabileceğim açıklamalar, yarına dair yapabileceğim açıklamalar bunlardan ibaret. Hoşça kalınız diyorum. Hafta sonu analizlerinde, ayrıntılı analizlerimizde görüşmek üzere.